Günaydın, günaydın gönlümün dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oksijen TV'de bundan sonra her pazartesi günü farkındalık sohbetleriyle sizlerle olacağız. Evet, Nur Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yüreğinize, evinize. Hani Meryem Hocam'ın candan cana sohbetleri vardı ya, şimdi her pazartesi 10.30'da sizlerle birlikte olacağız. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sefalar bulduk inşallah. Evet gönlümün dostları, değerli Oksijen TV izleyenleri, sizler de hanemize, yuvamıza, farkındalık ailemize hoş geldiniz. Bizler sizlere ve hayata, kendimize bir ses, bir farkındalık, bir güzel, hoş seda katmak için bugün burada sizlerleyiz. Sizler de bizlere telefonlarımızdan, Facebook sayfamızdan ve Oksijen TV sayfasından ulaşabilir, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Her pazartesi günü çok değerli hocalarımız, çok değerli konularımız ile burada sizlerle olacağız. Sizin burada neler görmek istediğinizi, hangi konuları işlemek istediğinizi de merakla bekliyor olacağız. Evet Nur Hocam, bugün gönlümün dostları, bizleri tanımak, biz kendimizi biraz size ifade etmekle meşgul olacağız. Çünkü evet tanıyan dostlarımız çok belki ama tanımayan dostlarımız da var. Onlar için Meryem Yılmaz kimdir? Farkında Anne Nur, Ayla Nurul Hüda, Ayla Kırıkçılar kimdir? Şöyle biraz tanıyalım. Evet, evet Nur Hocam'la başlayalım. Evet Nur Hocam. Nur Hoca kimdir? Farkında Anne Nur kimdir? Bu arada hemen hesaplarımızı da şöyle geçiveriyorum. Evet, Farkında Anne Nur ve Atakadın hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz dostlar. Evet hocam sizdeyiz. Teşekkür ederim hocam. Evet canlar. Rabbi Teala nasip ederse her pazartesi 10.30'da birlikte olduğumuzda farklı enstantaneler, küçük küçük böyle dokunuşlarla hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Çünkü asıl niyetimiz bütüne katkı olabilmek. Hizmetle beraber yolculuğumuz başladı. Onu da birazdan anlatacağız inşallah. Hangi ortak payelerde buluştuk onları da anlatacağız inşallah. En çok merak ettikleri hocam. Evet. Bize sürekli sorarlar. Hocam siz nasıl bir araya geldiniz? Ya sizin çok güzel bir enerjiniz var, çok güzel dostluğunuz var. Siz nasıl birbirinizi buldunuz? Evet. Bize en çok sorulan sorulardan ve en çok merak edilen konulardan onları da anlatacağız. Evet, evet. Hocamı tanıyalım bakalım. Evet canlar, Nurul Hüda Ayda Kırıkçılar. 1982 Elbistan doğumluyum. Çok böyle gerilerden başlayalım. Çünkü bugün ziyadesiyle vaktimiz var. Evet bol bol. Evet, Elbistan, babam memur olduğu için Elbistan'da doğdum. Ama aslen göçmeniz, Bulgaristan göçmeniyiz. Kayseriliyiz, yani köken olarak oraya taşınmışlar. Doğal olarak bu göçmenliğin verdiği o ayrıntıları da sizlere, o farkındalıkları anlata anlata gideceğiz canlar. Çünkü hayatımızda neden bir yere köklenemiyoruz? Mesela ben bunu fark ettiğimde, bu farkındalığı anladığımda neden sürekli bir taşınma telaşesindeyim? Bunu görmüştüm mesela. Evet. Yani o yüzden o kadar önemli ki bu farkındalıklar. Çocuk gelişimi uzmanıyım. Asıl uzmanlık alanım çocuk gelişimi uzmanı. Üç kardeşin en büyüğüm. Hep hayatı açarak gitmek zorunda kalan. Yolları açan, yol açan. Sonra kardeşlerim relax arkamdan gelen. En büyük çocuk, en büyük böyle olur ya canlar. Asıl ismim Ayla Kırıkçılar nüfusta. Sonra bir tasavvufa girişimle birlikte bir ablamın Akşemseddin Hazretleri'nin çocuğunun ismi Nurul Hüda. Bir çok onda vardı bende. Onunla birlikte bu isim de ilham olundu diyelim inşallah. Çok çok da seviyorum evet ismimi. Böyle ilerlerken hocam çocuk gelişim uzmanıyım. Konya Selçuk'ta okudum. Sonra ilerlerken fark ediyorsunuz. Yani hep küçüklüğümde de bunu fark ediyorum. Hep bir arayış içerisindeyim. Allah nasip ederse hayatımda yazacağım. Biraz zor bir çocukluk dönemim oldu. Oradaki farkındalıklarım, neden bunu yaşadım ve Rabbi Teala bunu bana yaşattıysa
neye vesile kıldı? Bunların hepsini canlar inşallah kitapta toplamak istiyorum, niyet ediyorum. Biliyorsunuz zaten. Farkında Anneler Mutlu Çocuklar kitabım var. Daha önce Oksijen TV'de program yaptığımda Farkında Anneler üzerinden yapıyorduk yine. Farkındalık sohbetlerini sağ olsun Meryem Hocam'la birlikte şu anda yolumuz kesiştiği için beraberiz. 21 günde evliliğimi şifalandırıyorum kitabımız, el çalışması kitabımız canlar. Evet. Onlar birlikte sizlere bol bol katkı olmaya niyet ediyoruz. Hayat yolunda ilerlerken yine Meryem Hocam, üniversiteyi bitirdikten sonra babam söylediğim gibi İzmir'e taşındık, memur olduğu için İzmir'e taşındık. İzmir'de de bir 10-13 sene kadar kendi okulumu işlettim, anaokulumu işlettim. Orada da güzel farkındalıklarımız oldu. 8 yıl hem mücadele hem her zaman şunu söylüyorum ben, ticaret insan idare etme sanatıdır canlar. Evet. O idare edebiliyorsan sana çok büyük bir katkısı oluyor hayatında. Sonra orayı bırakmak zorunda kaldık, devrettik. Çünkü eşimin bu tarafa geçmesi gerekiyordu. Aslen eşim Düzceli. Hı hı. Ve bakın burada da güzel bir farkındalık. Eşim bunu da teklif etti. Yani istersen 2 ayda bir gidelim geliriz. Ben oraya giderim. Ama biz gerçekten bu işin ehli olan insanlara sorduğumuzda, canlara sorduğumuzda eğer zaruriyet yoksa eşlerin ayrılmaması gerektiğini söylediler ve hakikaten baktığımızda o enerji alışıyor hocam. Evet. Ondan sonra mesela genelde hanımlar bize ne diyor? Hocam işte eşim uzakta çalışıyor, uzun yolda gidiyor ya da başka memlekette olması gerekiyor. Geldiğinde o enerjiye alışamıyorum. Çünkü insan o toprağız ya canlar, topraktan yaratılmış yayılma enerjisine sahibiz. Hemen böyle o enerjiye alışıyoruz, o kabı alıyoruz. Ve doğal olarak sonra bir olamıyorsun. Evet, yani evet. Zaruret yoksa, zorunluluk yoksa ayrılmayın denildi. Çok daha ayrı kalmamalı. Denildi ve gerçekten biz de orayı devirdik, bu tarafa geçtik. Ben burada bir atölye, 2-3 sene kadar farkındalık çocuk atölyesi. Hemen hatırlayacaklar Düzce'deki canlar. Hala evet. Arayıp soruyorlar. Diyorum ki kapandı, çok oldu kapanan. Orada da bir 2 yıl kadar faaliyet yaptıktan sonra çok ben aslında bir tefekkür atölyesi açmak istemiştim. Yani şu andaki projelerimle inşallah ileride nasip olsun hep beraber bize bize izlemeye, sizlere de vesile olmaya nasip olsun. Mesela bir film projem var. Kocaman Cenab-ı Hakk'ı anlatan tefekkür, her noktada bir çiçekte bile Rabbi Teala'yı bulabilmeyi anlatan güzel projelerimiz var. Orada da onu amaçlamıştım ama biraz böyle daha çok oyun atölyesine döndü. Baktım ki bu benim... ihtiyaç böyleymiş demek yani, ki hocam. Mutlaka öyledir ama çok bana hitap etmedi. O yüzden orayı da yine devrettik. Sonra hocam birkaç okulda da yöneticilik yaptım. Ama yani masa başı bir iş çok bana göre değil. Boğa burcuyum, yükselenim aslan ve düşünemiyorum akşama kadar hocam. Masada beklemek çok bana göre değil. Kesinlikle. Hatta sağ olsunlar gerçekten çok hoşlar buradaki kurucular. İşte hocam yediğin önde yemediğin arkanda sana şu kadar veriyoruz kahve yemeğin geri ne istiyorsun diye. Diyorum ki aradığım bu değil. Yani istediğim hayattan beklentim bu değil. Şükürler olsun hani Cenab-ı Hak Ya Bari ismiyle başarıyı bana nasip etmiş. Girdiğim işi şükürler olsun başarabiliyorum. Hani el adil ya Cenab-ı Hak. Evet. Çocukluğumdaki o sıkıntıyı böyle. Evet. Diyorum ki Rabbim böyle mi telafi ettik? Bazen böyle. Ben Rabbime çok konuşurum. Yani herkese de diyorum. O size şah damarınızdan yakın. Siz neredesiniz? Yari davete ne hacet? Yerini boşalt yeter diyor ya hocam. Çok güzel. Yani şükürler olsun girdiğim işi başarabiliyorum. Rabbi tabi böyle bir nimet nasip etmiş. Ama baktığımda yani evet ben bunu zaten yaptım. Yani yöneticiliği yaptım. Başka bir şey yapmak tatmin istiyorum. Tatmin etmiyor artık. Bu arada ara ara başka işler de yapıyorum. Çünkü hani bunu da yapabilir miyim? Şükürler olsun bunu da bunu da yapabiliyorum şu an. Hani cebime koyuyorum, ilerliyorum. Hani diyor ya altın bilezikleriniz olsun. Biz hep her zaman hanıma diyoruz ya. Mesleğinizi alın yanınıza, auranızda o beliriyor zaten. Sonra ilerlerken hocam hep bir açık var biliyorum. Yani
tatmin yok olmayan bir yer kalpler var. Kalpler ancak Allah'ı evet anarak huzur bulur. Evet, ben bu işi zaten yapıyorum. Mentörlük işini zaten yapıyorum. Hanımlara her zaman destek veriyoruz. Velilerimize, yine etrafımızdaki insanlara, öğretmenlerimize zaten destek veriyorduk. Hı-hı. Ama baktığımda hayatıma, Rabbim aslında seni dünyadaki insanlara da anlatmak istiyorum. Hı-hı. Bir çiçekle konuşurken söylesene Rabbine. Hani benim böyle bir isteğim var. Ona iletsene. Bir güvercine, bir kediye mamasını, yiyeceğini verirken sen daha yakınsın Rabbine. Söylesene. Hani Nur'un böyle bir isteği var. İletir misin benim için? Canlar, her zaman sadakayı cariyenizi ihtiyaçlara ulaştırırken kalbinizden onun niyetini tutun. Bizim bu ilerlerken zaten çok güzel anlatacağız. Neler neler, ritüeller neler neler, ev alanlar, araba alanlar, evlenenler neler neler var ritüellerimizde. Onları ileriki günlerde zaten anlatacağız. Çünkü bir verirsin bin alırsın sadakayla. Her zaman diyorum hanımlara ben ya da işte canlara, lütfen yaptığınızı farkındalıkla yapın. Hani besmeleyle verirken bile onu farkındalıkla yapın. Evet. Neyi, neden ve niçin evet veriyorsun, değil mi hocam? Esma Hüsna'larla tanıştım. Zaten biliyorduk. Bize deniliyordu değil mi canlar? 99 Esma ezberen cennet. Bu böyle değil. Onun anlamıyla manası, Rabbim ne olursun artık bana seni anlat. Marifetullah, muhabbetullah, bu ilimle istiyorum. İlimle dün istiyorum. Evet, ağır olabilir ama istiyorum. Seni tanımak, seni bilmek, seni yaşayabilmek istiyorum. Ne olursun bana yardım et ve insanlara... Diyor ki mesela Cenab-ı Hak bana hep zulmediyor. Diyorum ki Allah böyle değil ki. Daha geçenlerde hocam AVM'ye girdim. Bir gözlüğüm işte gittim. Hı hı. 20 gün iş günü falan diyor. Konuşuyoruz biraz. Orada hanım diyor ki bakın yardım topluyor aslında. SMA'lı bir evladımıza. Farkında diyor. Diyor ki Safer ayı geldi diyor. Paranızı atın. İşte biliyorsunuz diyor. Söylemek istemiyorum cümleyi. Şöyle şöyle insanların başına şöyle dedim ki ama Allah böyle değil ki. Benim Rabbim çok rahmetli. Ben dedim Cenab-ı Hakk'ın öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama düştü bak korona geldi başa. Hayır diyorum bak şu var. Hak edene hak ettiğinin karşılığı verilecek. Bu bambaşka. Ama diyorum ben Rabbimi çok rahmetli bilirim. Safer ayında da böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Ha sadakamı veririm. Yine biz zaten online üzerinden sürekli yapıyoruz canlar. Böyle elimizden geldiğince şifa çalışmalarını ve destekleri. Sonra bunlarla tanıştım. Ve yani Samet Esma, onu hocam siz kendiniz anlattıktan sonra beraber nasıl tanıştığımızı anlatalım. Öyle mi? Çünkü oradaki buluşmada, Meryem Hoca'yla buluşmamız da çok başka bir açılım. Sonra Samet Esma'sı dedim ki son olarak bunu söylüyorum. Kimseye muhtaç olmak istemiyorsanız sadece Cenab-ı Hakk'a maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan Cenab-ı Hakk'a muhtaç olmak isteyen can... Samet Esma'sını bolca çekmek fıtratımda bu var zaten. Yani Rabbim bir yere, bir kimseye, bir varlığa muhtaç olacaksa sadece sana olayım. Bu şekilde dua ediyorum. Ve Samet Esma'sı açıldı. Samet Esma'sını çeke çeke diğer esmalar da açıldı hocam. Şükürler olsun şu an Esma'lı Hüsna terapiler üzerinden ilerliyoruz. Çok daha güzel açılımlarımız da var. Ama Meryem hocamla nasıl tanıştık? Onu önce kendini anlatsın, hayatını anlatsın, sonra nasıl en buluştuk? En çok merak ettiği kısım. Evet. Aslında. Nasıl buluştuk? Evet, o kısmı şöyle güzel bir paslaşalım diyelim. Evet, Meryem Yılmaz ben. 1976 doğumluyum, Sakarya doğumluyum. İki kız annesiyim. Hatta anneanneyim arkadaşlar. Evet. Belli oluyor. Bir de bademiz, bir de bademiz var. 26 yıllık evliyim. Düzce'de ikamet ediyorum. Artık Düzce'liyim ben de. Benim de şöyle öyküme gelirsek arkadaşlar, kendi işte şimdi geriye dönüp baktığımda, tabii ki o zaman o farkındalık olmadığı için okuyamıyorduk. Ama şu an geriye baktığımda hayatıma, hocam yıllar öncesi de fıtratında, yani potansiyelinde, hani şey derler ya, adam olacak çocuk bellidir diye, baktığında işte yaptığı işlerden anlarsınız. Hatta evet, kızlar 2 yaşındaydı hocam, Duygu ve Şevval. Şevval sürekli kitap okurdu. Vadede şu an onu yapıyor ya. Yani elinde kitap alır okuyor gibi yapar. Sürekli Duygu da el bezileri alır. Şöyle şey yapardı. Börekler yapardı. Bir gün dedim ki Şevval'e, anneciğim dedim, sen dedim büyüyünce ne olacaksın dedim. Düşündü, kitap olacağım dedi. Tamam dedim, sen okuyacaksın.
Duygu dedim ki sen ne olacaksın? Anne olacağım, anne olacağım dedi. Allah'tan o da okudu. Tamam dedim, sen de belli falan. Ama ikisi de okudu çok şükür. Mesleklerini eline aldılar. Şimdi kendi hayatıma bakıyorum olacağım. O zaman da sürekli üretimdeymişim. Eskiden mesela çok hazır giyim, bayramdan bayrama alırdık biliyorsunuz dostlar. Ben de hocam düğünler olurdu. Tabii hazır kıyafet almak istiyorum. Durumumuz olmasına rağmen öğretiler böyle alınmazdı. Bayramdan bayrama sanki evet, böyle evet. Bir kural varmış gibi. Bir baktım ben kendi başıma dikişi öğrendim. Kendime tuvaletler dikiyorum. Yani gece kıyafetleri dikiyorum. Üretimde olduğumu aslında şimdi bakıyorum, o zaman bir üretkenliğim ta oradan varmış zaten. Evlendim. Hayatıma bakıyorum. Hep eğitim vardı hayatımda. Yarım kalanlar işte sizi bir şekilde tamamlatıyor ya. Sürekli eğitimlerle hemhalim. Sosyal girişimciyim. Birçok alanda, network alanında, uluslararası firmalarda çalıştım. Bununla birlikte ama sizin de dediğiniz gibi tatmin etmeyen, doldurmayan duygular var. Sürekli bir arayıştayım. Birçok kendi adıma üretim alanlarında bulundum. Kendi kreşimi açtım sizin gibi. Unuttu Nur Hocam da 3 yıl. İkimizin hayat öyküsünde çok benzeşen şeyler evet. var aslında. O da İzmir'de 3 yıl anaokulu işletti. 8 hocam. 8 yıl hocam anlattım 8 aslında. Yıl pardon çok özür dilerim. Girdim anlattım. Ben kaçırdım. O kadar çok şey anlattım ki normal. evet. Şimdi benim de hayatımda belli bir dönem kreşi açtım, işlettim. Sonrasında da o kreşi kapattıktan sonra hocam 10 yıl ben hayır diyemediğim için çocuk baktım. Şöyle 10 yıl çocuk baktım diye bakıyorum hayata. Fakat şu an çok daha farklı bakıyorum. 10 yıl aslında Allah'ım beni o saf enerjiyle nasıl iyileştirdiğini bunları ilerleyen günlerde farkındalıklarda anlatacağız inşallah. Meryem Hocam zaten canlar çocuklara hani baktığımda mesela komşular geliyor. Meryem Hocam zaten bırakmak istemiyorlar. Haklı olarak çünkü gerçekten çok anaç ve kendi evladı gibi seviyor. O çocuklar Meryem anne, Meryem teyze diye öyle bir sarılıyorlar ki hocam. Hocam isimden geliyor. Meryem Ana zaten bir anaçlık var yani. Şöyle baktığımızda zaten görülüyor o. Ya bangır bangır bağırıyor. Ve bununla birlikte de hayatımın öğretileri dolu doluydu. Sağlık sınavları, ilişki sınavları. Bunlarla dolu hayatınıza sizler de şöyle bir bakın, biz anlatırken dostlar sizin hayatınızda öğretileriniz nereden geliyor? Bolca öğretiler vardı ve bu öğretilerin içinde yaptığım işlerin içinde işte kreş işletiyorum bir taraftan ve aynı zamanda birçok STK'nın da içindeyim. Yani ve büyüklü bir ailedeyim. Evde Allah uzun sağlıklı ömür versin babamız da var. Buna rağmen o içte çünkü var hocam üretim enerjisi ya, birçok STK'da, birçok derneğin, işte Deniz Atı Kadın Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyelerindenim. Hayatta Destek Derneği ile birlikte birçok projeler çalıştık. Kadına şiddette farkındalık oluşturmak amaçlı. Biliyorsunuz belki Düzceliler hatırlayacak. Muhteşem bir oyun sergiledik. Birçok hanımın birlikte senaryolarını yazdık. Dedik ki kadına şiddeti önlemek adına nasıl daha farklı bir farkındalık oluşturabiliriz? Bununla ilgili bir senaryo yazdık hanımlarla birlikte ve bunu sergiledik hocam. Avrupa Birliği'nin projesiydi. Avustralya Büyükelçisi ailesiyle birlikte bizleri izlemeye gelmişti. Hatta orada da ata kadındım. Hala sayfa adımdan da böyle ata devam kadın. Eder. Takip edelim. Farkında annemdir ata kadın. evet dostlar. Bununla birlikte bu derneklerde de birçok işte projeler çalıştık. Yurt içi, yurt dışı, İtalya'da da bazı projeleri gerçekleştirdik. Şu anda da Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Birim Başkanlığı hala devam eden görevlerim arasında. Ve Nur Hocam'la da yaklaşık 2 yıldır muhteşem çalışmalara imza atıyoruz. Evet, oraya nasıl geldik? Biraz da ondan da bahsetmek istiyorum. Hadi madem Nur Hocam burayı bana pasladı. Şimdi hayatımın geriye baktığım zaman öğretilerinde bir gün oradan da bahsetmek isterim. Hayatımın içinde kaybolduğumu fark ettim. Çünkü artık soru sormaya başlıyorsunuz. Bir şeyleri neyi neden yaptığınızı bilmeden yaparsanız hayatın içinde atalardan gelen öğretilerimizle yaptığımız için hocam artık onları öğretilerinle yapıyorsun. Neyi neden niçin yaptığını bilmiyorsun. Bize de küçükken ki hatırlayacaksınız sizler de dostlar birçoğumuz aynı kültürde büyüdüğümüz için çocukluğumuzdan ne empoze edildi hocam bize? Büyüklerin sözünü dinlersen onlara hayır demezsen sevilirsin, onaylanırsın. Yine aynı şekilde onlara cevap vermezsen
İşte bu saygı göstergesi olarak öğretildi. Evet, kesinlikle saygı. Hizmet edersen sevilirsin, hizmet edersen onaylanırsın. Evet. Bu kodlarla yüklendik ve bugünlere geldik hocam. Evet, hizmet muhteşem bir şey, büyüklere saygı muhteşem bir şey. Fakat bunu neyi, neden ve niçin yaptığını bilirsen, Allah dostlarının hayatlarına baktığımız zaman hocam, hepsi hizmetle bir yere gelmiş. Evet. Tabduk Emre'ye bakıyoruz. Evet. Hepsi hizmetle gelmişler değil mi? Ama neyi, neden yaptığını biliyorlardı hocam. O hizmeti kime ve niçin yaptığını biliyordu. Evet. Bizdeki farksa, yani biz öğretilerimizle yaptık. Yapılması gerektiği, evet, için. Aynen. Ve ne oluyor? Bunu öğretilerle yaptığın zaman bir süre sonra bu seni hiç rahatsız etmeyen hizmet, işte geri bildirimsiz bir hayat, bunlar seni bir süre rahatsız etmezken, evet, sonra artık arızalanmaya başlıyorsunuz. Ve umma hastalığı başlıyor, beklenti başlıyor. Tabii. Hocam. Diyorsun ki işte ya ben saçımı süpürge ediyorum, benim değerimi bilen yok ya. Bir Allah razı olsun demedi veya bir teşekkür etmedi gibi artık şikayet başlıyor hayatınızda. Şayet hayatınızda şikayet başlıyorsa dostlar, arızalanmışsınız demektir. İşte benim hayatımdaki uyanış da böyle başladı. Bu kadar mesela hastalıklar içerisinde, öğretiler içerisinde gayet güzel giderken hayat, artık umma hastalığına yakalandım ve şikayet etmeye başlamıştım. Dedim ki ne oluyor Meryem, yani sen bunları bu zamana kadar hep yapıyordun, niye şikayet ediyorsun, sorun nerede? Ve sonra hocam bir baktım ki, dedim ki ya Meryem sen hayatının neresindesin? Yani çünkü sürekli hayatımda her şeye rağmen eğitim var. Farkındalık kapılarım Allah bana ikram ediyor. Açılmış her şeye rağmen de bir de dipnot geçmek isterim ki onca öğretinin içinde de hep pozitif kalabilmeyi başardım. Allah böyle bir potansiyelime bunu, evet, yüklemiş hocam. Evet. Meryem hocamda da şükür enerjisi çok fazla. Evet. Hı-hı. Şükreder ve oradaki, hani tabii şikayetten de çabuk kurtulabilmemin en büyük vesilesidir hocam, bol şükürlü olmam. Tabii. Allah razı olsun annem babamdan. Annem öyledir. Ağzı çok şükürlü bir kadındır. Dolayısıyla o gördüğünü yapıyorsun. Ve sonrasında dedim ki Meryem dur bakalım, hayatının neresindesin? Sen kimin hayatını yaşıyorsun? Sorular sormaya başladım ve şöyle saymaya başladım. Burada kim var? Sayıyorum. Burada biri var. Burada kim var? Burada kim var? Burada bir kim var? Sen neredesin? Yoksun. Ve işte benim uyanışım hocam ondan sonra başladı. Dedim ki Meryem, kapıda Mercedes araban olsa veya Murat 124'ün olsa, deposu boşsa çalışıyor mu hocam? Çalışmıyor. Elindeki telefon 1 liralık da olsa, 1000 liralık da olsa, 10 bin liralık da olsa şarjı bittiğinde çalışmıyor. He. Demek ki uyanma vakti dedim. Ve bismillah, ondan sonra benim uyanışım şöyle bir 10 yıl, 15 yıla yakındır uyanışım başladı. Sonra artık arayışım farklı tarafa döndü. Yani kitaplar, eğitimler hep hayatımda vardı. Sürecin getirdiği boyutta okuyorsun. Sonra artık farkındalık eğitimlerine doğru ilerlemeye, sonra da işte koçlukla tanıştım ve koçluk, hadi bakalım Meryem dedim, hayatının koçu ol, biraz da kendi hayatını yönetmeyi öğren. Sonra nasıl olduğunu ben bile anlamadım dostlar, çünkü arayışım kendimiydi, kendimi arıyordum ya, kendimi ararken de bir baktım ki aslında bu yol hizmetten geçiyor. Yine hizmetteyim. Çünkü avramda, bedenimde, esmalarımda, potansiyelimde bu var. Hizmet insanıyım. Atalarımda bu var. Ata kadın. Benim annemin anneannesi ata kadındı hocam. Köyün ebesi, doktoru, yani şifacı. Şifacılık var. Şifacılık demek sadece şöyle el vermek veya işte bir şeyler yapmak değildir arkadaşlar. Ağzınızdan bir cümle karşınızdakinin kalbine dokunuyorsa bu da şifacılıktır. Sabahları gülümseyen bir yüz. Kesinlikle hocam. Sadakadır değil mi gülümsemek? Bu da çok önemli. İşte bu da sadakadır dostlar. İşte bunları fark etmek, sonra yaşam amacım ne? Ben bu dünyada niye varım diye sormaya başladım hocam. Sonra baktım ki ben yaşam amacını bunu sorguladıkça bulmaya başladım. Bu sabah sizlerde bir sorun bakalım dostlar. Benim yaşam amacım ne? Ben bu dünyaya neden geldim? Sonrasında da baktım ki benim yaşam amaçlarımda beni mutlu eden şeyler eğitim. Birine katkı olmak. Çok konuşuyorum mesela. Bundan da bahsetmek isterim.
Sağ olsun yüreği güzel, gönlü güzel Adil hocam, Adil Maviş hocam kulakları çınlasın. Onunla uzun süre çalıştık. Dedim ki bir gün, hocam ya ben çok konuşuyorum dedim. Az konuşmak ve yerinde konuşmak istiyorum dedim. Hocam da bana susma oruçlarını verdi. Bunlardan da bahsedeceğiz sizlere. Kitabımızda da bolca bahsettik. Evet. Yerinde ve zamanında. Yerinde ve dozunda zamanında değil mi hocam? Sonrasında o oruçların sonrasında neler fark ettim arkadaşlar biliyor musunuz? Çok şey fark ettim ama aslında bizim şikayet ettiğimiz şey belki de bizim varlığımızın ikramı. Yani şu anda benim en güçlü potansiyellerimden biri konuşmak. İşimi konuşarak yapıyorum. Seminerler, eğitimler, danışmanlıklar, televizyon programları, radyo programları. Benim işim konuşarak. Bazen yani, Meryem Hoca inan söylüyorum, enerjine hayranım hocam diyor. Bakın o kadar, ya benim kelimelerim kısıtlıdır. Şimdi ben dokunsal, kinestetik zeka evet. olduğum için yerinde konuşurum. Tamam, konuşmam gerekirse çekilirim. Meryem Hocam da olarak biraz da işitsellik de olduğu evet. için. Meryem Hocam da baskın. O kadar bakın, şimdi burada eğitim veriyor. Gidecek seansları var, seanslarını yapacak. Sonra bizim WhatsApp gruplarımız var, 4000-5000 evet. hanım var. Onlarla sürekli eğitimler yapıyoruz. Onlarla birlikte konuşuyor. Sonra kulak misafiri oluyorum. Böyle hani hasbihal ediyor, muhabbet ediyor ya. Ya gerçekten mi? Peki gerçekten öyle dediğin diyorum ki Allah'ım enerjine hayranım hocam. Hala diyorum kelimelerin var, cümlelerin var. Hocam biliyorsunuz en çok konuşan hanım günde 24 bin kelime üretiyor. Ben de onlardan bilebilir miyim? Benim için 300-500 kelime. Şimdi onu da anlatayım. Bir araştırmaya göre en çok konuşan hanım gün içerisinde 24 bin kelime. En çok konuşan bey de günde 12 bin kelime. Şimdi hocam eğer hanım çalışıyorsa lütfen beyler eşlerinizi çalıştırın vallahi bak. Hanım çalışıyorsa hadi 12 binini iş yerinde iş arkadaşlarıyla çalışanlarla tüketmiş. Hala daha bir 12 kelimesiyle evde kapıda eşini bekliyor. Şayet çalışmıyorsa 5 binini çocuklarla ve komşularla tüketmiş. 20 bin kelime haznesiyle kapıda sizi bir bomba bekliyor. Beyefendi de işinde 12 bine yakın bir kelimeyi tüketmiş hocam. Zaten az konuşuyorlar fıtratları geri. Eve gelmiş işte birkaç kelimesi kalmış. Eline sağlık, Allah razı olsun, hoş bulduk. Ben de iyiyim. Yani adamcağızım bir damlacık şey kalmış hocam. 4-5 kelimesi kalmış sunacak. O yüzden beyler valla akıllı olun. Hanımları bırakın çalışsınlar. Üretsinler ki tüketsinler. Üretim tüketim dengelenmeli. Evet evet. Hatta ve Meryem hocam bunu söylemek istiyorum. Meryem hocam sürekli bunu telaffuz ediyordu. Bakın söylediklerimiz o kadar kıymetli ki kelimeler bize yaşam mirası olarak geliyor ya. Yarın ne yaşayacağını bilmek isteyen bugün ne konuştuğuna baksın. Şimdi hayatımızı ilerliyoruz. Hocam hep şöyle söylüyordu, sesle düşünüyorum diye bir cümle geçiyordu. Evet. Mesela birisi de bir şey aktarmak istediği zaman atıyorum Mehmet Bey şu an sesli düşünüyorum diyordu ve anlatıyordu. Ben bunu fark ettikten sonra gerçekten düşündüğünü hepsini anlattığını fark ettim. Düşündüğünü hepsini anlatıyor. Meryem Hocam dedim bak ben şöyle bir şey fark ettim. Lütfen bu cümleyi literatüründen kaldır. Dilinden kaldır. Çünkü dedim söylenmemesi gereken şey. Şeyleri de duyuyoruz. Çoğu zaman böyle. Meryem Hocam bir şey anlatırken ben böyle. Oraya geç. Oraya geç. Ya da şifre cümleler tabii. Bütün sırlarımızı da vermeyelim hocam ya. Yani dememiz o ki güzel dostlar. İşte uyanışım benim de böyle başladı. Bir süre ben de kendi kreşimi açtım, işlettim deprem sonrası. Ve çünkü çocukları çok seviyordum. Önceliğimde hep şey vardı. Yani yaptığım işi önce gerçekten ben sevmem lazım. Benim mutlu olmam lazım. Sonra da gerçekten karşıya etki ettiğini görmem lazım. Yani orada bir fayda var mı? Fayda odaklıydım hayatım boyunca. Sonrasında işte kreşi kapattım. Belli bir süreç geçti. Allah'ım diyorum ya yani benim işim bu değil. Yani benim görevim bu değil diyorum ama her yıl bu yıl son bu yıl son 10 yılda böyle geçti hocam. Şimdi bakıyorum ki o güzel Allah'ım çünkü hastane süreçlerimiz, hastalık süreçlerimiz yıllarca sürdü bu öğreti. Bunlardan da bahsedeceğiz. Neden bu kadar uzun sürdü acaba? O kadar yaralıydım ki, yani gönlüm o kadar yaralıydı ki ve Rabbim beni o kadar çok seviyormuş ki saf enerjiyle 10 yıl boyunca evet. oysa beni iyileştirmiş. Şimdi hocam, onları görüyorum ve şükrediyorum. Çok sevdiğim bir hikaye var.
büyük zatın biri sürekli çocuklara eğitimler veriyormuş, çocuklara anlatıyormuş. Hanımı da gelip demiş ki, yani anlamaz ki efendi onlar demiş. Sürekli çocuklara bir şeyler anlatıyorsun. O da demiş ki kalpleri anlar, akılları anlamasa ama asıl ben onların rahmetinden şifalanıyorum. Evet. O kadar güzel ki bakın. Kesinlikle. O yüzden bize bir hizmetse, kanalize edildiyse hayatımızda. Şimdi ben neden sürekli bakıyorsun mesela bazı insanlar çıkıyorlar en iyi konu sabah sabah namazından sonra bütün hayvanları besliyorlar hocam. Bir tanesi ne diyor? Yatıyor yatağında ya hiç diyor. Biraz şey bir tabir kullanayım. Gençlerin argo dediği bir tabir kullanayım. Ya hiç akıl yok mu? İşte yatsa ya sabah sabah kalkmış köpeklerle kediler. Şimdi o hizmet ona açılmış hocam. Evet evet. Kim bilir onun niyetine ona neler verilecek. Kesinlikle. Kime çocuklar açılıyor. Evet. Kime bakıyorsun işte anaokulu sektörü açılıyor. Belki hiç işi olmadığı halde. Kimine bakıyorsun işte hocam ne diyorsun. Yanında büyükler var. Yaşlı insanlar var. Onlara hizmet ederek yaşıyor. Evet. Yani sana burnuna verilmek istenen bu sebeple bakın sonuca odaklanacağız her zaman. Rabbim buradaki hizmetimle, buradaki sebeplerimle, buradaki yaşadığım imtihanımla, bu sınavımla bazen bakıyorsun eşiyle o kadar ağır imtihanlar oluyor ki ama gitmiyor. Orada diyor ki bana şu an gitmek onun kalbine ilham olunmuyor. Diyor ki ya bana bu açıldı. Bu onun hizmeti. Tabii ki bunlardan ileride bahsedeceğiz canlar. Sabretmek mi? Tamamen sonuna kadar yoksa evet, alma verme kadar? Dengesini evet, korumak mı? Bakın evet. Bunların hepsinden lütfen her pazartesi bizimle birlikte olun ki farkındalığınıza şifa olsun, katkı olsun canlar. İnşallah. Bana evet. Ne açıldı? Burada sorması gereken cümle bu. Rabbim benim hayatımdan bana açılan ne? Herkesin bir esması var. Değil mi hocam Herkesin yani? Bir varoluşunun esması var. Cenab-ı Hakk'ın bakın 1001 tane esması var. Bize 99 tane açılmış ama Adem Aleyhisselam açılan, İdris Aleyhisselam açılan ve birçok peygambere verilen esmalar var. Nuh Aleyhisselam açılan esmalar var. Benim hayattaki görevim ne hocam? Aynen. Bana bu soru ne üzerine, verildi? Zaten bu soru üzerine işte benim yaşam yolumdaki yolculuğum açıldı. Çünkü o yaşadığın şeyler, şunu fark ettim yolculuk boyunca da hocam. Ve şu anda da bakıyorum hocalarımıza, işte kendi yaşantımıza. Eğer ve özellikle sizin de mesela yaşam öykünüze hepimizin birlikte bakıyorum. Çok ciddi sınavlarınız ve öğretileriniz varsa dostlar sevinin aslında. Evet. Neden? Bir yere hazırlanıyorsunuz. Bu dünyada hepimizin bir görevi var. Yani evet bu dünyaya sadece yiyip içmek, ibadet etmek için gelmedik. Hayır. Burası bir okul arkadaşlar. Yani burada yaşadığım her şey benim varlığıma hizmet ediyor. Benim için ben Adem olayım diye, ben insan olabileyim diye tekamülümü tamamlamak üzere aslında. Hepimiz görevliyiz bu dünyada. Bazılarımız biraz daha fazla, bazılarımız biraz daha az. Eğer çok çetrefilli bir sınavlardan geçiyorsanız, sürekli tekrar ediyorsa öğretileriniz, işte orada bir yere hazırlanıyorsun. Ama velakin o hazırlandığın yerinde farkında olursan sen kendini daha çabuk buluyorsun hocam. Şimdi bulamazsanız yol yorgunu. Aynen. Sürekli aynı öğreti geliyor. Aynen, aynen. 20 sene, 30 sene öğrenmemekte diretiyorsun. Şimdi şu örneği çok severim. Metaforlarla daha da güzel anlaşılıyor. Okul, yani şu ilkokul çocuğunun görevi nedir? Şimdi okullar açıldı. Öğretmen ilk hedefini çocuklara bir an önce okuma yazmayı sökmesini öğretecek. Öğrencinin görevine orada çabalayacak, okuma yazmayı o bedeli ödeyecek ve birinci sınıfta öğrenecek. Şimdi orada okuma yazmayı öğrenemeyen çocuk hocam sınıfta kalıyor. Seneye ne oluyor? Öğretmen değişiyor, arkadaşları değişiyor, sınıf değişiyor ama öğreti aynı. O yüzden yaşadığımız her şeye şöyle bakarsak, yani akışı değiştiremiyorsak bakışı değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şu an bu yaşadığım neden yaşıyorum? Bana ne öğretmek üzere geldi? Allah'ım burada neyi görmem gerekiyor? Lütfen bunu bana kolaylaştır, farkındalığımı, idrakımı aç. Görmem gerekeni göster. Orada da duygularınızı kabul ederek eşinize kırılabilirsiniz, kayınvalidenize, kayınpederinize. Biz büyüklü ailelerle yaşıyor çoğumuz çünkü hani büyük aileler bizler için kültürümüzde önemli.
Ben evet şu an çok kırıldım, çok incindim. Duygunu kabul et ve kendini sev. Seni seviyorum. Evet kırgınım, farkındayım. Bu benim duygum, bana ait. Ama burada görmem gereken şey ne? Onu görmeyi seçip oradan öğretimizi alırsak hocam o zaman bir merdiven, o zaman çıkabiliyoruz. Yoksa sadece oradaki öğretiyi yaşayıp da gelip konu komşuya biliyor musun anne kayınvaliden bana böyle yaptı, eşim bunu yaptı, şunu yaptı. Şikayet enerjisindeysek zaten idrak kapanıyor arkadaşlar. Evet. Şikayet enerjisinde olan insan farkındalık kapısı kapanıyor. Şükre geçmeniz lazım. Şükredebilirsek idrak başlıyor hocam. İşte bu soruyu sorup da buradaki öğretiyi alarak evet ama kendi hayat sorumluluğumu da almam gerekiyor. Biz soru sormaktan da kaçıyoruz hocam. Neden? O soruyu sorarsam düşünmek cevabı gerektirecek hocam. Hem düşünmek gerektirecek. Sorumluluk. Hem konfor alanından çıkmak gerektirecek. Bu da işime gelmiyor hocam böyle iyi. Yani sadece şikayet ediyorum. Sabahları kalkayım. İnsanların üzerine. Evi toparlayayım. Evet. Biraz şikayet edeyim. Aynen. Biraz televizyon izleyeyim. İşe gideceksen işe gideyim. Aynen. O konfor alanından çıkmak istemediğim için, sorumluluk almak istemediğim için bana orası iyi geliyor. Evet. Orada kalmayı seçiyorum. O yüzden kendi hayatınızın sorumluluklarını da almayı seçip, yani o acıyı bitirmek lazım. Neyi biriktirirsen, neyi ertelersen o büyüyor hayatta. Oradaki su, evet ya kabul ediyorum, tamam. Ben böyle yaptığım için böyle oldu. Ben böyle söylediğim için o zaman ne yapmam lazım? Benim de bunu dönüştürmem lazım. Benim de burayı artık şekillendirmem lazım. Doğru. Ben böyle yaptığım için o da böyle söylüyor gibi. Ben değişirsem dünya değişir. O yüzden her şey bizde başlıyor. Benim hayatımdaki hiç kimse değişmedi. Ama ben dönüşmeye başladım. Zaten değişim cümlesi de yanlış. Evet. Dönüşüm. Yani her şey bizde başlıyor. Çünkü çevremde şikayet ettiğim herkes benim aynam. Evet özetle toplayacak olursam biz nasıl mı tanıştık? Şimdi oraya gelelim. Bu projelerden birinde çalışıyoruz. Tiyatro gösterilerimizi sosyal medyada hocam görüyor. Ve o süreçte de benim de çok kalbim sıkışıyor. Sürekli kaçıyorum. Mesela tiyatro çok disiplin isteyen bir öğretidir, çalışma şeklidir. Orada bile yine de birkaç gün böyle işte kaçasım geliyor. Yalnız kalıyorum tamamen. Kendi hirama girme ihtiyacı o dönem bende de var. Yani bir arayıştayım, çatlıyor kalbim. Yani artık kabuğum çatlıyor aslında. Tabii şimdi bunları daha çok fark ediyoruz. Bir level atlıyorsun, alanından çıkıyorsun. O süreçte Nur Hocam, evet devam edin. Nasıl karşılaştık? Nur Hocam'dan bir mesaj geldi. Ben de o süreçte canlar yine söylediğim gibi arayıştayım. Evet esmalar açıldı. Bir taraftan farkındalığım artıyor. Diyorum ki Rabbim, seni daha çok nasıl sevebilirim, nasıl tanıyabilirim, nasıl tanıtabilirim? Bu aşamaya geldim. Bir sürü eğitim alıp kenara koyuyorum, alıp kenara koyuyorum. Bir sürü eğitim. Yani bu eğitimi ne yapacağım? Tamam, çok güzel. Yani şükürler olsun maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde olduğumuz bir hayatımız var ama ne yapacağım? Yani bu böyle gitmemeli. O sorgulama sürecinde projeler yapıyorum kendim. Yine çocuklarla ilgili interaktif bir proje yaparken Meryem Hoca'nın sayfasına denk geldim sosyal medyadan. Beni takip ediyormuş. Baktım dedim ki Düzce'de böyle biri ne kadar güzel. Hızlı ilerleyebiliriz kendisiyle. Mesaj attım. Hocam işte merhaba böyle projeler yapıyormuşsunuz. Benim de var. Sizinle görüşelim mi? Tabii dedi o da. Ben de çok isterim. Çünkü seviyorum hayata katkı olmayı. Ama aradan bir buçuk ay yine evet. Zaman geçti. Görüşemedik. Sonra bir şekilde görüştük. Görüştükten sonra da yavaş yavaş o enerji tutuyor. Bu arada ben de Mevlana ile Şems'in kitaplarını okuyorum. Ya diyorum ki yok mu şöyle Mevlana ile Şems olacağımız, beraber ilmedeceğimiz, beraber güleceğimiz, bir de gezmeyi de sevdiğim için beraber de gezeceğimiz bir can. Çünkü çok arkadaşımız var evet. Ama canlar hepimizin vardır ya. İnsan çoktur etrafımız, arkadaş çoktur ama yani seninle birlikte o kabı, aynı kabı dolduracak, ağlayacak, gülecek bir can arayışındadır. Hepimiz de Cenab-ı Hak'ta da istemek lazım. Evet. Yani aynı yöne, Rabbinizi konuşabileceğiniz bir can istemeniz lazım. Lütfen isteyin Rabbi Teala'dan. Çünkü isteyin ki vereyim diyor. Bakın bu çok kıymetli. Sonra hocama mesaj attım, döndü, buluştuk. Ama biraz tabii eğitimlerini fark etmeye başladım.
Yani o konuştukça ben fark ediyorum. Farklı eğitimler ve tam benim tadımda, benim istediğim şekilde konuşmalar dilinde. Acaba mı diyorum? Yani olabilir mi? Devam edebilir miyiz? Çünkü dokunsalların çok fazla arkadaşı olmaz. Onlar hayatına evet her şeyi seçerek alırlar. Bilgiyi, arkadaşı. Dokunsalların böyle 3-4 tanedir hayata. Gerisi çok çok baktığında ben sarı karakter olduğum için eğitimlerimize katılın bu arada. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Çok güzel eğitimlerimiz var. WhatsApp gruplarımızda bunları anlıyorsunuz. İnsan analizi baktığınızda mesela biz Meryem Hocam da artık şeye gerek kalmıyor. Birisini bana anlatırken işte mavi karakter diyor. Aa tamam o zaman diyorum mesela. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Mesela çok eleştirel demek istiyoruz. Bunları lütfen katılın eğitimlerimize. Allah nasip etsin 27 Eylül'de de evladını tanı sanatı var. Bunların hepsi evladınızla birlikte motomot göreceksiniz. Yani aa benim evladım şu karaktermiş, şundan dolayı şunu yapıyormuş bana. Aslında bunu yapmak istemiyor. Dokunsaysa ya neden işte çok rahat yayıla yayıla oturuyorsun şeyde. Şimdi sandalye mesela burası şu anda bana fark ediyorsunuzdur. Meryem Hocam sabit duruyor ben habire. Yok yine de duramıyorum hocam. Yine de oynuyor. Oraya çeviriyorum kendimi sallama ihtiyacı. Neden? Çünkü rahatlık enerjisi var bir yerimde de duramıyorum. Hem sarı karakterim hem dokunsalım birbiri birleşince ne oluyor? Çok böyle relax olmak ister hayatında, rahatlık enerjisinde ister. Bunların hepsini nokta atışı da öğreneceğiz 27 Eylül'deki eğitimimizde inşallah. Bize WhatsApp'tan dönebilirsiniz. Hem telefonlarımızı verelim hem DM'lerimizden dönebilirsiniz canlar. Sonra evet baktım ki Meryem Hocam uyuşuyor eğitimlerim. Dedim. Tabii çocuklar üzerine o zaman. Biz, tabii biraz böyle çalıştık. Pandemiden önce biraz evet. Çalıştık. Hocam aslında. Dedi ki girmek istiyorum buraya. Dedi ki ya ben çocuk gelişim uzmanı kendisi biliyorsunuz. O da beni işte tiyatroda ilk orada tanıdığı için. Dedi ki ya ben eğitimleri interaktif kılmak istiyorum. Yani hani daha fazla kitleye ulaşsın, daha fazla hani dokunsun diye. Interaktif kılmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Benim de dedi böyle tiyatroyla ilgili hani planlarım ve projelerim var. Dedi ki yaparız hocam. Hemen biz senaryoları zaten yazmaya başladık. Bir taraftan onlara çalışıyoruz ama ondan sonra pandemi patladı arkadaşlar. Hatta hocam bir fikir geldi aklıma. Çok hemen geldi, hemen projem geldi. Evet ya bizim hemen öyle filmim geldi. Diyor projem canlar geldi. Canlar bize ulaşsın hocam. Tiyatral kabiliyeti olan hatta tiyatro oynayan canlar bize ulaşsın. Burada bile onları gerçekleştirebiliriz. Hanımlara şöyle küçük böyle 2 dakikalık 3 dakikalık paradilerle küçük skeçlerle yaptığımız evdeki ailesel olarak yaptığımız yanlışları gösterebiliriz ve buradan ilerleyebiliriz. İletişim kazaları. Evet bize tamam, okay. Ulaşın. Evet işte bize diyorlar ki hocam ya sabah yatıyorsunuz bir projeyle kalkıyorsunuz akşam yatıyoruz. Gerçekten sarı karakterlerin de özelliği bu sağlopların. Fikir üretmeyi çok yani onlar üretir ama arkasını bir mavi toplaması lazım. Evet şeyi toplayalım şimdi nasıl tanıştığımızı toplayalım hocam. Gel oraya. Sonra hocam velhasılı sizinle fark ettik. Biraz tiyatral çalıştıktan sonra pandemi girdi. Hocam networker ayrıca kariyer koçluğu da yapıyor bir taraftan. Eğitim veriyor. Birdenbire ben de bir lamba yandı. Bu eğitimleri hanımlara dönüştürebiliriz. Çünkü pandemi dolayısıyla online eğitimler vereceksin. Evet. Biliyorsunuz yani biz beraber gidiyorduk yol. Ben de 4 tane evlat canlar. 1,5 yaşında bir bebek. Gidiyoruz ta İstanbul'lara kadar. İstanbul'dan orada saatlerce biliyorsunuz süreç sürüyor. Gidiyoruz evet. Eğitimi tekrar dönüyoruz. Alırken gelirken günlerce. Pandemi birlikte aslında bize çok büyük artıları oldu. Tabii. Hani var ya böyle şimdi komik bir tabir kullanacağım. Overlock neydi? Overlock. Overlock makinesi ayağınıza geldi diyor ya canlar. Bakıyoruz bütün profesörler, evet, bütün evet. Eğitimler. Ne kadar kıymetli hocam ya. Hepsi hocam bir bakıyorsun tek bir tuşla evlerine kadar yani her şeyle bize evet. Eğitim ver. Ne kadar kıymetli. Aslında bu pandemi bize çok şey öğretti. Bir gün sadece pandemiyi konuşalım dostlar. Sizler de bizle telefonla katılın. Siz neler fark ettiniz? Evet. Pandemi de aslında dünyayı evden yönetebileceğimizi öğrendik. Gelecek hafta itibaren telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. Evet. Yani gerçekten öyle hocam. Şu anda işte aman o hocanın seminerine katılalım diye bir dünya para veriyorsun. Yolda izdi zaman en kıymetli hazinemiz. En kıymetli. Evet. Zamanın çoğu yolda geçiyordu arkadaşlar. Şu anda bir günde kaç tane eğitime giriyoruz, eğitim veriyoruz, danışmanlıklar veriyoruz.
muhteşem bir şey oldu. Yani hani bazı canlar mesela duyuyoruz bunu musibet. Ay işte şu musibet diyor başımızdan evet. kalksa falan değil arkadaşlar. İnanın. Her şey bir öğreti. Her yaşadığımız gerçekten öyle. Her yaşadığımız bize hizmet ediyor ya. Bizim varlığımızda yani bize bir şey öğretmek üzere geldi. Ama biz onu nasıl görüyoruz? Yani musibet olarak görürsen senin için musibettir. Evet, evet. Ama bunu hayatına şifa olarak senin için nimet olarak görürsen nimettir. Yani sen nasıl bakarsan hayat sana öyle cevap veriyor hocam, aslında. Ben en ufak biz nimetlerini çok mesela gördüm. Evladım burnu akmaya başlıyor biliyorum. İşte doğal olarak eşimin öğretilerinde böyle hiç hasta olmamalı. Öksürüyor biliyorsunuz erken. Neden öksürüyor? Diyorum ki ben seviniyorum çünkü bağışıklığı gelişiyor. Çocuğumun diyorum. Yani o hastalığa karşı nasıl evet. bir bağışıklık geliştirecek? İşte öksürdüğünde vücut onu nasıl toparlayacak? Benim evladım bağışıklık geliştirecek. Şimdi nasıl bakarsan aynen. hayata, aynen. neyle bakarsan ilerliyorsun. Aynen. Ama işte başım ağrımasın, hayatım zorluğa girmesin, imtihanım hı-hı. olmasın, eşimle problemlerim olmasın, evlatlarım hepsi güzel. Biz de canlı gönülden istiyoruz, dua da ediyoruz zaten. Ama Cenab-ı hocam, Hak ne diyor? Hocam öyle olursa da şöyle bir soralım ya. Hayatınız dört dörtlük. Tamam hiçbir sorunuz bunu yok. Bunu bitireyim hocam ondan sonra devam edin. Cenab-ı Hak ne diyor? Şu net şekilde. Firavun'un bakın Firavun'un yokuş yukarı çıkarken hocam atının ayakları uzarmış. Böyle neden? Hı-hı. Rahat çıkabilsin diye. Başı hı-hı. dahi ağrımamış. Evet. Düşünün. Rahat ama ne diyor bize? Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü. Ya Muhammed diyor bak o kadar seviyorum ki bunu. Diyorum Rabbim senden gelene teslim. Hı hı. Söyle ümmetine diyor cennet burada. Rahat dünyada yok diyor. Rahat cennette. Hı hı. Baktığında evet o zaman benim başıma böyle şeyler geliyorsa her zaman da şey istemekten bahsetmiyorum. Bakın denge diyoruz ya her zaman. Rabbim bana afiyetle ver. Ne olursun hı hı. öğrenmem gerekeni bana Hennen ismiyle kolaylaştır. Çünkü beşerim zorla katlanamıyorum. Evet. Acizim ama ne olursun bana kolaylıkla öğret. Ama öğreti geldiğinde de senden gelen amenle ve sadakna canlar bunlar bambaşka hı-hı, şeyler. Hı-hı. İşte hocam o zaman dört dörtlük bir hayatımız olsaydı nasıl gelişecektik? Yani kimse yerinden kıpırdamak istemezdi ki yani aynen öyle. Yani bugün o bize verilen az önce de bahsettiğim gibi bütün öğretiler, bugün bu pandemi, işte hastalıklar, ilişkiler, bu sınavlarımızın, hani sınav değil öğreti demeyi seçiyoruz cümlelerin öneminden bahsedeceğiz. O zaman onlar olmasaydı nasıl gelişecektik, nasıl var olacaktık? Şu anda kainat bir atom parçasıysa, tamamen bir atomsa ve her şey atomsa, sen de bir atomsan, hocam o zaman işte bu dünyadaki yerini, kainattaki yerini bulmak için evet. senin puzzle parçası gibi düşmen kalkman sivrilerin işte törpülenmesi gerekiyor. Çıkıntıların, fazlalıkların, eksiklerin birileri tamamlaması, birileri orayı törpülemesi gerekiyor ki sen bu alemdeki yerini bulasın. Kömürden elmasa dönüşebilirsin. Aynen öyle. Yani işte aslında bütün yol, insanoğlunun bütün arayışı, bütün şikayetlerimizin temelinde Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözünü çok severim hocam. Diyor ki gördüm baktım ki diyor bütün yol kendimden kendimeymiş. Yani şikayet ettiğimiz her şey aslında o bile sana hizmet ediyor. Yani sen insanoğlu kendini aradığı için, özünü aradığı için burada şu ayrımı da özellikle belirtmek isterim konuşmalarımızda çünkü hep bu minval üzerine gidecek. İnsanın kendi varlığını ve kendi özünü bulması üzerine gidecek. Şimdi ben değil arkadaşlar, koçlukta da biz mesela kişiye çalışırız. Mentörlükte de, koçlukta da, bu farkındalık çalışmalarında kişiye çalışırız. Ama bende ego vardır arkadaşlar, öze. Yani özünü bulduğunda insan mutlu oluyor. Ne diyor? Kişi ancak işte Allah'ın zikriyle mutmain olur. İnsanoğlu şikayet ettiği şeylerden bir tanesi ne hocam? Beni kimse sevmiyor, bana kimse değer vermiyor. İşte oysa hatırlasa ki, neden değerliyim ben? Neden ben hani bazen işte duyarsınız cümle içerisinde ben mucizeyim, ben değerliyim diye. Evet ben mucizeyim, ben değerliyim. Ama neden değerliyim? Neden mucizeyim? Çünkü seni Rabbin nurundan yarattı. Ruhundan üfledi. 99 isminin esmalarıyla bezedi. Ve o kadar değerlisin ki seni
böyle bir elması nasıl saklarsınız? Altınlarınızı, değerli takılarınızı nasıl saklarsınız? Sararsınız, sarmalarsınız bir şeyin içine, keselere koyar, öyle saklarsınız değil mi? İşte Rabbim de biz o kadar değerliyiz ki 7 kat bizi avramızla sarmış sarmalamış. Çünkü çok değerlisin. İşte biz neden değerli olduğumuzu unuttuğumuz için arızalanıyoruz hocam. Evet. İşte hatırlamamız gereken şey tam da bu. Ben değerli olduğumu hatırlayacağım. Çünkü Rabbimin özünden, nurundan ve onun esmalarından yaratıldığımı. Sen o kadar değerlisin ki seni diyor ki dünyada halifem kıldım. En şerefli mahluk insanoğlunu yarattım diyor. Eşrefi mahlukat. O yüzden işte bunu hatırladığımızda canlar, şimdi bu kadar kıymetliyken nasıl nurun bana ters baktısıyla değersiz, Ahmet'in bana güzel baktısıyla değerli hissedebilirim kendimi. Onu etkilemez o sizi artık bunu hatırladığınızda. Bunu hatırlayın. Sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Ama neden değerli olduğunu da hatırla. Bunu unuttuğumuz için Hoza, özümüzden uzaklaştığı için, yani Rabbinden uzaklaştığı için insan depresyona giriyor. Evet. Rabbinden uzaklaştığı için, özünden uzaklaştığı için o iç sıkıntıları yaşıyor. İşte bunları yaşıyorsan sana Rabbin merhamet ediyor. Diyor ki bak beni hatırla, özünü hatırla, kendini bul. Bütün yolculuk, bütün arayış aslında buradan çıkıyor. Bizim de özetle Nur Hocam'la buluşma sebebimiz, bir araya Rabbimin getirme sebebi niyetlerimizdi. Nur Hocam da istiyordu ki işte kendi yaşam yolunda kendi özünü bulmak ve yolunu tamamlamak. İşte bunu da fark etti ki hizmetten geçiyor. Aynı şekilde ben de. Bu bütüne katkıdan, yani aslında tamamlarken tamamlanıyor insan. Evet. Bizim tek yaptığımız şey kendi varlığımızı Adem olmak, Adem olmaya çalışıyoruz. Varlığımızı tamamlamaya çalışıyoruz ve bu yolunda hizmetten geçtiğini gördük. Bunu da neyi, neden ve niçin yaptığımızı bilerek ilerlediğimiz için, Allah'tan da duamız ve niyetimiz ortak olduğu için Rabbim sizi aynı alanda, aynı duada, aynı fikirde olan insanlarla birleştiriyor. O zaman dedi ki gelin bakalım hadi hizmetleriniz bol olsun. Rabbim bizi bir araya getirdi. Evet. Çok şükürler olsun. 2 yıldır da muhteşem hizmetler yapıyoruz. Daha ziyade anne adayları ve annelerle çalışıyoruz. Evet. Neden? Çünkü toplumun temelinde kadın var. Kadından doğuyor ve yeşeriyor bütün kainat. O zaman ben neysem evladım da o. Ne kadar varsa o kadar verebilirim. 1 GB anneden 5 GB'lık evlat çıkmaz diyorum hep. O yüzden bu alimi de zalimi de biz yetiştiriyoruz. Evet. O yüzden öğrenmek zorundayız hocam. Yani bilmiyordum diye ne bu dünyada ne de ahirette böyle bir lüksümüz yok. Allah diyecek ki gönderdim, her şey elinin altındaydı, ulaşabilirdi. Oku, evet. Kainatı evet. Oku. Kesinlikle. Oku, insana oku demiş. Bakın ilk ayet niye? Yoksa örtünde ibadet et, cömert ol. Hepsi verilebilir. Evet, hepsi çok kıymetli Cenab-ı Hakk'ın iyiliği. Ama ne diyor? Oku, öğren. Sana gönderdim. Sadece Kur'an-ı Kerim'de. Dünya yok. Kainatı oku. İnsana oku. Sana verdiğim öğretileri oku ki pasif yönlerini aktifleştir, sivri yönlerini törpüleyerek soft bir hale getir. Aslında verilen bu. Evet. Bizim hayatımızdaki, o ilerleyişimizdeki bu. Canlar şöyle bir hemen soru sorayım, farkındalık. Yavaş yavaş da toparlayalım. Hocam her pazartesi yine buluşacağız sizler. Gelecek pazartesi yine farkındalık dolu. Güzel bir eğitim olacak. Güzel bir program olacak. Geçmişe baktığında hangi mutlu anın sana bir şey öğretti? Hangi acı dolu o an, o rahatsızlık, o kabz, sıkışma zamanı sana bir şey öğretti. Düşünün bakalım mutlulukta o keyfe. Ya da harika, öğrendik mi diye baksın. Harika bir yaşadıklarını hayat. Düşünsünler hocam o dediğiniz halleri ve oraya baksınlar. Hocam diyor ki acının insana neler öğrettiğini öğrenmek istersen diyor. Hazreti Meryem'in o doğum sancısını tek başına çekerken dokunduğu o ağacı yemyeşil yaptığını hatırla diyor. Bakın kupkuru bir ağacı. Acı diyor insanı o kadar olgunlaştırır. O kadar diyor vakur sahibi yapar ve her zaman akıl aldığımız, gidip de yanına şöyle biraz sükunet bulalım dediğimiz insanlar nedir hocam? Çok böyle lay lay lom diye tabir ettiğimiz bir hayat yaşamış mıdır? Hayır. Yana yana nice gelmiş. Nice acılardan geçmiştir. Yana yana gelmiştir canım.
O yüzden insana gerçekten en iyi öğretme yolu ya çok aşırı mutlulukla öğrenirsin ya da çok büyük acılarla öğrenirsin. Yani işte çok diyorum ya hocam. Hiç aşırı mutlulukta. Ben kendi hayatımda evet, hocam aşk da öğretir. Yani açılımları, aşk, o aşırı belki mutluluk. Belki aşkı mutluluk adına düşünmemiş olabilirim. Evet, yani aşırı mutlulukla, yani aşırı bu derken. Bu da bende bir açılım oldu hocam. Evet. Bugün de bana öğretisi bu olsun. Hadi bakalım. İki şekilde öğreniriz. O yüzden yaşadığımız bize bir şey öğretmek için var. Yani şikayet ettiğiniz hayatınıza şöyle dönün bakın. Ben bunları neden yaşıyorum ve bunların bana öğretisi ne? Ben nereye hazırlanıyorum? Benim yaşam amacım ne? Sorularla bırakalım evet, bugün her sizleri. Her şey seninle ilgili. Kimseyle ilgili. Aynen öyle. Seninle ilgili. Son nefeste film şeridi gibi geçecek ya gözümüzün önünden. Nasıl bir yaşantı geçsin gözünün önünden? Ve ardında nasıl iz bırakmak istiyorsun? Şimdi bu dünya... Bir okul dedik ya aslında tekamül yeri. Burası tayin yeri dostlar. Biz yaşadık galibelada her şey bize öğretildi, gösterildi. Allah'a sözler verdik hatırlıyoruz mu? Hayır hiçbirini hatırlamıyoruz. Ama buraya her şeyi bilerek geldik. Sadece hatırlamıyoruz. Hatırlamayı seçelim. Şimdi bu dünyadaki amacımız, benim kendi amacım buradaki görevimi bulmak, onu layıkıyla yerine getirmek, emekli olup ana vatana dönerken de ardımda güzel izler bırakmaya niyet ettim inşallah güzel dostlarım. Siz de sorun. Tabii muvaffak eylesin. Zamanı ne yaparken zaman menfumu ortadan kalkıyor? Sizi neler mutlu ediyor arkadaşlar? Bakın bunlara. İşte belki de yaşam amaçlarınız oralarda gizli. Bunların cevaplarında gizli. Hocam kitaplarımızı güzel da arkadaşlar. Gösterelim. Evet. Evet canlar. Şimdi farkında anneler, mutlu çocuklar. Şifa, el çalışması birçok başucu kitabınız olacak. Hı hı. Dedik ya sadaka kutusundan tutun, işte geçmişteki o kas testiyle hayatınızın dönüm noktasını bulabilme. Bunların hepsini kitaplarımıza bıraktık canlar. Evet bunların doğumundan bahsetmek istiyorum. Çok kıymetli bebeklerimiz bunlar. Farkında anneler, mutlu çocuklar muhakkak okuyun. İsmi bile enerjisi o kadar güzel ki az önce söylediğim gibi her şey biz annelerden geçiyor. Anne adayları lütfen okuyun, atölyelerimize katılın. Huzurlu Yuvam Atölyesi'nden sonra 21 günde evliliğimi şifalandırdım kitabımız çıktı. Nasıl çıktı? Biz diyorum ya niyetlerimizde biz bile anlamıyoruz. Bazen bir bakıyoruz ya bu atölyeyi biz mi hazırladık? O kadar katkı dolu ki insanların dönüşleri atölyeye katılanlar bize şükürlerimizi artırıyor. Biz bir şey yapmıyoruz aslında. Konuşturan, yazdıran Rabbim var ya. Baktık ki 4., 5., 6. atölye o zaman dedik özel yolculuklarımız da hakeza öyle. Onlar da şu anda planlanıyor kitap olarak çıkacak. Baktık ki gerçekten hayata katkı sağlıyor. Kalplere dokunuyor, evlere dokunuyor, yuvalara dokunuyor. Hocam diyor boşanmanın eşiğinden döndüm. Aslında gördüm baktım ki diyor bütün diyor maraz benden çıkıyormuş. Bunu evet. Fark ettim diyor Allah razı olsun. İşte bilmediğiniz insanlar size dua ediyor. Dedik ki ne yapalım o zaman daha fazla bütüne nasıl ulaştıralım? Tabii ki kitaplarla ve kitaplarımız çıktı elhamdülillah. Bunlarla da hayatlarımıza, evet. Evlerinize kitaplarımıza katkı olmaya canlar imzalı olarak Şifalı Taşlarla Farkındalık Instagram hesabından Şifalı Taşlar Farkındalık sayfasından imzalı kitaplarımızı kargo ile ya da düzceden canlar tedarik edebilirler. Sizlerin ismini özel imzalıyoruz. Evet. Evet hocam çok teşekkür ederim. Huzur ve berekete katkı olduk. Ona niyet ettik. İnşallah daha nice güzelliklerde buluşalım. Gelecek haftalarda hatta pazartesi, gelecek pazartesi sizlerden telefon da alabileceğiz. O gül seslerinizi, nur seslerinizi duyabileceğiz. Sorularınızı alabileceğiz. Evet ben de çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için, varlığınız için. Güzel bir pazartesi oldu ve her pazartesi sizlerle katkı dolu, dolu dolu bir programla sizlerle olmaya niyet ediyoruz. Bu akşam da Allah nasip ederse ücretsiz Network 8 webinarımız var. Dostlarımız Instagram'dan bize ulaşabilirler. Evden iş yapmak isteyen hanımlar. Evet, muhteşem bir başarılı bir iş hanımı Sada Hamide Dönmezer'le birlikte. Atakadın sayfasından sayfadan takip edebilirsiniz. Evet güzel dostlar bizim için çok keyifliydi sizlerle olmak. Sizler için de öyleyse haftaya pazartesi buluşmak üzere. Evet, sevgiyle kalın. Üzere. Allah emanet güzel olun. Bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz hocam. O zaman biz kendi burada neler söylediğimiz bize kalıyor. Bizim. Görüşmek sevgiyle üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.